Hazır mıyız abiler? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 29. sözde ikinci dersimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerde bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbihim. Kulü ruhu min emri rabbi. Sadakallahu azim. Kaldığımız yer Evet'te kaldık. Ama oraya kadar düz bir okuyayım. Mukaddeme, melaike ve ruhaniyatın vücudu neye benziyor? İnsan ve hayvanların vücudu kadar katidir denilebilir. İki nevi, iki nevle bize yakınlaştırdı. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi hakikat katiyen iktiza eder. Yani esma bunu iktiza ediyor. Hikmet yakinen ister ki zemin gibi semavatın dahi sekeneleri, yani kalanları, orada yaşayanları bulunsun. Yani boş mu olsun oralar? Bulunsun kim bunlar? Zişur, şuur sahibi sekeneleri olsun, oturanlar olsun. Ve o sekeneler, o oturanlar, orada olanlar semavata münasip bulunsun. Yani oraya uygun evleri de. İşte çoluk çocuklar işte nasıl yaşıyorlarsa yiyip içmeleri oraya uygun. Bu şeriat da bunlara ne denmiş? Şeriatın lisanında pek çok muhteliful cins olan sekenelere melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, demek ki şeriatın lisanında pek çok muhteliful cins olan o sekenelere, orada yaşayanlara melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Ne deniliyormuş? Melaike, ruhaniyat. Dün akşam ağırlık ruhaniyat nedir diye konuştuk. Külliyata çok geçtiği için bir derse ona ayır. Meleklerden farklı bir şeydir. Bazıları yanlış anlıyor. Mezara girenleri anlıyor. Yani oraya anlat. Ruh başka, ruhaniyat başka. Başkadır yani. Meleke de başka, şeytan da başka, cin de başka. Onu konuştuk bir saat, belki bir saate yakın. Şimdi devam ediyoruz. Burada abi şöyle bir şey var. Nazm-ı Mani'yle bakarsak. O melaike ve ruhaniyatın vücudu diyor. Sonra yine insan ve hayvan bir ikileme yapıyor. Vücut kadar katidir denilebilir. Yani burada hemen şu denebilir. Melaike insan daha yakın. Ruhaniyat hayvana daha yakın. Yani o ya yakın olabilir. İkileme. Sonra devamında da şöyle diyor. Hakikat katiyen iktiza eder. Hikmet yakinen ister. Yani melaike ve insan hakikat iktiza ediyor. Hayvanat ve ruhaniyatı hikmet yakinen iktiza istiyor. Çok güzel. Sonra aşağıda yine ikileme var. Semavatın dahi sekeneleri bulunsun. Bu melaikeye bakıyor. Zişur sekeneleri olsun. Ruhaniyata bakıyor. Doğru. Nazm-ı Mani ile eşleştirme. Doğru. O şekilde melaike, ruhaniyat sayın. Tekrar aşağıda, tekrar onunla melaike ve ruhani ile. Aynen öyle. Hikmet, hakikat ve hikmet. Hakikat, Cenab-ı Hak. Hak yönü demek yani. O taraftan bakış. Yön demektir. Cenab. Yön. Hakikat yönü. İkiye ayırıyoruz ama. Hakikat ve hikmetin iktizası var. Konuyu ikiye ayırıyor. Evet. Şu anda evet, hakikat öyle iktiza ederler. Şu tuyunun hudurun buraya kadar hakikatin iktizasının ispatını yapıyor. Sonra da işte hakikat nasıl böyle iktiza? Hikmet dahi aynen öyle iktiza eder. Hikmetin iktizasının ispatına geçiyor. Karşıki sayfada. Hakikat ve hikmet aslında. Hakikatin melaikeyi iktizasının ispatı. Karşı sayfanın şuraya kadar. Burada işleden paralar hayvan sıralmasın. 15. sözde de aynı usulle gidiyor. Hmm. İki, hakikat ve hikmetin iktizası ile melaike ve ruhaniyetin ispatı. Evet. Melaike ve ruhaniyet. İşte dün ruhaniyata vurgu yaptık. Ruhaniyat nasıl bir şey yani? Deyince ne anlamak lazım? Külliyat çerçevesinde böyle dolaştık yani. Şimdi demek ki hakikatin şeyi var şu anda. Yani şu an karşı sayfaya kadar, işleye evet. Kadar hakikatin iktizası. Ondan sonra diyor ki işte nasıl hakikat böyle iktiza eder? Hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor deyip, çünkü deyip hikmetin iktizasına geçiyor. Evet. Evet. Çünkü o zaten ayırıyor burada. Nasıl hakikat böyle iktiza etti yani, ediyor. Buraya kadar. Hakikat, hikmet. Hakikat, hikmet. İnsan... Hikmet arasındaki farka değindiniz mi dün? Hakikatla hikmet yani değinmedik ya. Yani. Hafif şöyle yaptık. Nazm-ı Mani ile melaikeyi insan ve hakikat
ruhaniyatı hayvanata ve hikmete dedik, bıraktık. Melaike ve ruhaniyat arasındaki fark, insan ve hayvanlar arasındaki fark gibi gözüküyor. Fark gibi, evet. Boşuna verilmemiş yani. Şimdi hakikat açılımını konuşuyoruz beraber. Evet, hakikat böyle iktiza eder. Şu anda hükümdü, hükümleri şey yaptı. Edebiyatta giriş, gelişme, sonuç ya böyle. Kaziyeleri, hükümleri falan saydı. Sonra şimdi gelişmeyi koyacak. Hakikat böyle iktiza eder. Zira şu zeminimiz semaya nispeten küçüklüğüyle, hakaretiyle beraber, toplumsal o sokak ağzı değil bu hakaret, ona göre cami olmaması. Semaviye kıyas edilirse yani. Burası latif, burası kesif. Kesif he. Yani onun gibi değil yani. Zira şu zeminimiz semaya nispeten küçük, hakaretiyle beraber zişur mahluklarla doldurulması burası. Ara sıra boşaltılıp yeniden yeniye zişurlarla, yani şuur sahipleriyle şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki, ortaya koyar, ispat eder ki ne yapıyor? Bilinenle bilinmeyeni. Şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyen kasırlar, şu muhteşem burçlar, şu yıldızlar, gezegenlerin sahibi olan müzeyen kasırlar, misali olan semavat dahi, şehir diyor bazen, saray diyor, semavat sarayı. Onun taşları da şey, yıldızlarmış. Mesela halk arasında var ya işte, o da hayat var mı var mı? İşte aynı zamanda o da hayat olduğunu da söylemiş oldu. Tabii canım, hayat var tabii. Zihayat, zişur var. Ama onların kastettiği şu yani, insan var mı diye. 15. sözde söylüyor, onun kainatın kalbi, kainatta kalp yani arzdır. Arzda, arzı da arz yapan insanın mesken oluşudur. Bir yerde bir rütbeli bana dedi, Risale-i Nur'da Üstad UFO'lardan bahsediyor dedi. Şey, UFO'ların varlığından dedi. Nasıl dedim ya? UFO'lar var mı diye sordu. Dedim, hayali şeyler falan diye. Ama dedim, şeyler de var dedi. Bir dergide dedi, bilimsel bir dergi var dedi. Böyle bir şey geçmiyor. Getir bakayım dedi. Dergiyi getirdi. Hakikaten UFO'ların varlığına 24'ün sözü bu konuyu koymuşlar. Dediği zaman da UFO'ların var. Zihayası, şu varlıkların var olduğunu. Ha tabii. Ya dedim, bu melaikelerin varlığını ispat için. Sırf melaike değil, ruhaniler var. Fakat onlar almışlar bu konuyu. Yani insan kastediyor. Yani uzaylı diye birisinin, evet, varlığını Bediüzzaman ispat ediyor diye dergiye koymuşlar. Oysa uzayda zişur, ziruh olmaz olur mu? Boş mu bırakacak, onu söylüyor zaten. Şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyen kasırlar misali olan semavat dahi nuru vücudun nuru olan zihayat. İşte bu tabirler çok önemli. Yani nuru, vücut, zihayatı çözmesek bu tabirler öyle es geçip gider. Ama cümleyi bitireyim ben. Nuru vücudun, vücudun nuru, nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan zişur ve zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi ins ve cin gibi şu saray alemin seyircileri ve şu kainat kitabının mutalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Buraya kadar durayım şimdi. Bir, vücudu konuşalım. İki, nuru konuşalım. Üç, ziyayı konuşalım. Dört, şuuru konuşalım. Tamam. He? Üç merhalesi de vücut var dedi. Vücudun içinde en nuranisi hayat olan dedi. Hayatın içinde şuur olanı dedi. Şuurların içinde de idrak sahipleri dedi. Evet, idrak. Şimdi hayat vücudun nurudur. Yani aslıdır. Aslıdır. Eğer bu vücut denilen şey Adem'den vücuda çıkması, hayat malzemesiyle yaratacağım irade ne, nasıl olacak peki? Tamam da böyle bir karar verildi ama hele oturalım, ilim kudret yaratacak çimentosu nemine hayat. Demek ki yok iken yaratılması, hiçlikten Adem'den vücuda çıkmada malzeme hayat malzemesi. Hayat vücudun nurudur, yani aslıdır. Nur bu. Vücudun nuru, yani hayat ile yaratılmıştır. Vücudun nuru hayat mıdır? Vücudun şey, nuru vücut. Evet. Yani vücudun nuru, yani vücudun varlığı. Peki ziya nedir? Ve şemse ziyaya vel kamere nura. Barla'da geçiyor bu ayet. Mesela güneşten ziya gelir.
o maddeye çarpmasa kendisi gözükmez. Güneşin çevresi bundan dolayı karanlıktır. Ve ateşe leyle vahrece duha, karanlıklardan çıkarttım nuru işte. Güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü maddeye çarpmıyor ziya. Geliyor bir maddeye çarptığı zaman o ziya, ki fiziğin tabiriyle foton, ısı, ışık, renk ve ultraviyol, bir sürü dalga boyları ortaya çıkıyor. O ziya güneşe, aya çarptığı zaman ayın etrafını kapsayan, kaplayan bir gaz var. Böyle ağır gaz. O gaza çarpınca nur oluyor, beyaz oluyor. Onun için vel kamera nura, kamerden nur gelir. Ve şemse ziya, şemsten de ziya gelir. O şeyde dördüncü zeyilde de söyler bunu, onuncu sözün. Güneşin vesaire ziya oradan geldiğini. O zaman hayat nedir? Vücudun nurudur. Yani aslığıdır. Bu vücut çalışırsa, bu vücut nurlanırsa, aslına doğru giderse ziyaya dönüşür. Mesela güneş vurdu, burayı ısıttı, gezegenleri tuttu, bize hayat sebep oldu. Arttı. Güneş vurdu dünyaya, arttı. Bu enerji arttı. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? İsraf etmiyor, ağaç yapıyor. Ağaç nedir? Donmuş güneştir. Maddeler de öyle. Bu da öyle. Yaktığın zaman güneş çıkar. Eğer vücudu meydana getiren hayat olduğu için hayat vücudun nurudur. Yoksa hayat ile vücut kendisini tanımlar değil. Sonra bu hayat işlevini kazanır. Yerinde kullanılırsa mesela ben hayat ile vücudum oldu. Ders şunun makamındayım. Çalışıyorum, kafam çalışıyor. Uğraşıyorum, sen de dinliyorsun. Bu hayatın artık ziyasıdır. Güneşten mesela nur çıkmaz. Ne çıkar? Ziya çıkar. Yani 7 tane renk, yani 7 tane sıfat. Vücut ile Adem Allah için iki menzil gibidir. Bazen Adem'den vücuda, vücuttan Adem'e, yani yok. Bizim için yok malum dersen. Şimdi nuru vücudun, nuru olan zihayat. Yani vücut denilen şey zaten hayat ile yaratılmış ama bu. Bunu eğer biz çalıştırırsak, burada maksut mana, takip edilen gaye, fıtrat uygun, fıtratına uygun çalıştırırsa, bunun sonucu ziya denilir. Allah nuru semavati vel ard ayeti. Semavat varzı nurudur. Ne demektir? Desem ki buzun nuru, buzun, şu buz kabul et, sudur. Yani buzu meydana getiren sudur. Maddeden de hayatı söküp alırsanız buzdan suyu almak gibidir. Buz denen bir şey kalmaz. Maddeyi tanımlamak gerekiyor. Nur ve ziyayı anlamak için maddeyi bilmek lazım. Madde nedir? İstersen beraber gidelim. Buz, ya muşahhas olsun. Sudur. H2O'dur. Enerjidir. Esirdir. 110'dan okuyorum. 108-110 sözlerden. Bir daha hayat bahsine geçiyor. Buz sudur, doğru mu? H2O'dur, enerjidir, esirdir, madde hayattır, aynı hayattır, hayatın zatları ve cevherleridir. Bak, madde bitti. Burada buz gözükürken, burada hayat, aynı hayat, madde hayat, aynı hayat. Cennet nedir? Aynı hayattır diyor. Yani peki cennetin alemleri, oradaki o berzahlar, kabirler nedir? Maddi hayattır. Madde gibi ama hayatlıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vücuduna güneş vurup gölge düşmemesi. Bir daha kesiften gidiyorum. Buzdur. Su değil midir? Buz ama sudur yani. Kaldır suyu. Buz yok. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama enerjidir. Esirdir. 12. lema. 16. lema. Esirdir. Esirdir ama madde hayattır. Sıralıyor ustad. Madde hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayatta bitiyor. Ondan zatı ve cevherler var. Ruh için bunların aslıdır demiyor. Zatı cevheridir diyor. Müstakil. Bunlar da müstakil bir cevherdir. Ha, maddeyi, varlığı tanımlamazsak bu tabirler oturmaz. Cennet için cismaniyettir. Bu cesettir. Anda olan, var olup yok olan, var olup yok olan bedendir. Kesif tarafımız edir, cesettir. İçsel alemimiz cisimdir. Cennet ise cismaniyettir. Şimdi bir daha okuyorum burayı. Nuru vücudun, vücudun nuru, nuru olan zihayat, hayattır. Yani vücut denilen şey hayat ile olmuştur. Hayattır. Ben şu anlıyorum da, vücut sahiplerinin en nurlusu zihayat. Hı hı. Şöyle sıralama yapıyor çünkü burada abi. Birinci tabir ama bak. Yok evet. Yok, o nuruna daha geçmedik. Nuru vücut. Vücudun nuru hayattır. Bu hayatın da
hayatın işlevi ne olacak? Zihayat. Sonra zişuru olunca ziya gelecek. O işte. Ondan sonra büyük kademeye çıkıyor. Zihayatın ziyası olan zişur. Şuur. Evet. Ondan sonra bir kademe daha çıkıyor. Bunların da zevil idrak. Evet. Mahluklarla elbette doludur. Evet. Sema var. Şimdi. Kademe daha çıkmıyor. Diğer iki kademe sadece. Orada zişur ve zevil idrak. Demek ki nuru vücut hayattır. Hayatın da en şeyi yani vücut hayat ile yaratılmış. Ama bunların en nuranisi kimdir? Zihayat. Hayat sahibi. Maksud mana bu. Yani şu camide hep hayata hizmet ediyor. Peki bu mahlukat, bu hayat yani taş, toprak vücuttur. Ağaçlar zihayattır. Hayvanlar zihruhtur. Ruh sahibidir. Şimdi bu vücudu tanımladık. Vücut hayatta yapılmış. Ama bu vücudun mertebesi yok mu? Taş, toprak da vücuttur. Hayvanlar da vücuttur. Ağaçlar da vücuttur. Cinler de vücuttur. Melaikeler de vücuttur. Ha o zaman bu vücudun en böyle nuranisi kimdir? Nuru zihayattır. Bu zihayatın içerisinde en kalitelisi nedir? Kimdir? Zişuurdur. Şuur. Şuur iki tanedir. Burada duruyorum. Bunu bilmek lazım. Birinci şuur, ikinci şuur diyor. Birinci şuur, kafada, dimağda 7 mertebe var. Bunların içinde bir tanesi taakkuldur, akıldır. 40 küsür tane herhalde şey buldum, aklın sıfatı. O aklın bütünselliği, kafanın, dimağın bütünselliğiyle ortaya çıkan bu bütünselliğin adı, dissalı, şuurdur. Birinci şuur. Bu bize yetmez. Bu aklımız. Aklın da aklı var tabii. Nedir o? Vicdan. Vicdanda ne var? İrade var, zihin var, his var, latife-i rabbani var. O zihinde, zihnin bütünselliği, orada hüşyar oluyorlar. Orada vicdandaki zihinde, 13. söz, dirilmeler var. Vücut buluyorlar. Ve yani kısacası vicdanın bütünselliği ikinci şuur. Onun için aklen yaptığımız bir şeyi veya verdiğimiz bir kararı doğru zannediyoruz ama vicdan diyor ki yapma. Akla diyor ki etme, hayır. Verme söz, verme ona, yapma, ver, verme. Aklı eğiten, aklın kararını daha kutsi yukarılara taşıyan vicdaniyattır. Vicdaniyatın nesidir? Şuur. İşte birinci ve ikinci şuuru bilmemiz lazım. O zaman vicdan nedir? Aklın aklıdır. Aklımızın aklıdır. Hani onun için akılla bir şey yaparız. Birisine zulmederiz, çalar, çırparız, kandırırız. Ne deriz? Akılsız demeyiz. Vicdansız hata. Hiç mi vicdanın yoktu deriz yani. Zaten şöyle bir tabir var abi. Sadece o cümleyi şimdi konuşacağım da. Vicdanını susturamayan diyor, o masiyeti işleyemez diyor. Evet. Hutbe-i Şami 77-78'de. Mümkün değil. Eğer vicdanı varsa bir Müslüman. Dedim ya bir tanesine sofrada. Anlattım ya. Ne olacak ki dedi. Ya dedim seccadeye adam hakikaten bastı mı dedim ya. Şunlar. He dedi bu ne olacak? Bir şey demiyorum dedi. Sen bir seccadeye ayakkabıyla bas. Bana resim gönder. Senin takip ettiğinin ben de takip etmesem ben dedim adam değilim. Sen seccadeye kapla bas, bana gönder. Bunu yap, gönder. Ben de seni takip edeceğim. Söz veriyorum sana. Ama yapma, ya göndermesen sakın bana bir şey yazma daha dedim. Çünkü niçin söyledi? Hutbe-i Şami 77-78'de diyor ki, vicdanını susturmadan tam ihtiyarla şer'i işleyemez diyor. Eğer rahatça şer'i işliyorsa, bir de savunuyorsa, A eşittir B ise B eşittir A'dır, vicdanı yok. Ve göndermiş midir bana? Göndermedi tabii. Bir Müslüman yapamaz ya. Çünkü sembol, simgedir. Unvandır, şairdir. Şairdir yani. Niçin şey yapıldı? Vicdan, o şuur açıldı ya şuur. Şuur deyince böyle akıllı, zannetmeyin bilgili, kültürlü, oturup kalkmasını bilen değil. O sokak yani ağzıdır o. Şuur birincisi dimağın bütünselliğidir. Kur'an'a muhatap olan bir aklın bizde oluşturduğu bir itikattır. Çok duruyorum bunu ama. Birinci şuur burada. İkinci şuur vicdan. Birinci şuurla karar veririz ama birinci şuurun verdiği kararı kaldırıyor. Kader, kaza, ata var ya. Kaldırıyor. Diyor ki bu vicdandaki vicdanın bütünlüğü. Ama mekanı nerede? Vicdandaki zihnin içinde. Şuur. O aklın akla diyor ki, aklımıza diyor ki o kararından vazgeç yapma. O da vazgeçiyor. Şurada bu. Seni sıralıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Maddeyi hayatla yarattı. Bu maddenin en nuranisi kimdir? Taş, toprak var. Bitkilerdir. Çünkü
zihayattır bitkiler. Daha onların şeyi kimdir? En kalitelisi hayvanları es geçiyor. Şuur sahibi olanlar. Şuur. Yani biraz önce şey yaptığımız gibi akıl ve kalp bütünlüğüyle çalışan. Şuur kısacası o. Akıl. İnsan, cin, melaike, ruhaniyet. Şuur sahibi olarak. Evet, bunlar mesela. Ama bunların en şeyisi şuur sahibi, zişuurdur. Sonra ve zevil idrak. Yani biraz önce söylediğim gibi ki meleklerde bu yok dersim şeyinde. Bugün ilgimi çekmişti zevil idrak. Yani kendi şuur ediyor, akıl ve kalbi bütünlüyor. Tefekkür ediyor. Yani yatsı namazına kendisi girdiği gibi. Kendisi yapıyor namazı, kendisi giriyor kendisine. Çok tuhaf. Şimdi zevil idrak bu şuuruyla akıl ve kalbi bütünlüyor. Vahyin hakikatiyle, vahiy hayatına geçirerek kendisi o şuur vasıtasıyla tefekkürle bir alem oluşturuyor. Bir şey üretiyor, bir fikirleri üretiyor. İdrak ediyor yeni şeyler ve kendi idrak ettiğiyle kendisini inşa ediyor. Kendisi kendisine hedef oluyor. Zevil idrak. Bu idrak aklın bir sıfatıdır. Geçiyor da. Aklın sıfatıdır. Mesela zeka, hüşyar, deha, zekavet hep aklın sıfatları bu. Kur'an bunlara vurgu yapmaz. Kur'an akla vurgu yapıyor. Ya akılın takını. Fazla mı duruyorum? Kur'an'ın bir sıfatı melaike. Melaikelere ben bir bakmıştım da başka bir yerden ümmet çıkmadı. Belki tam da külliyata şey yapamadım. Melaikelere akıl, zi-akıl demiyor. Zişurdurlar. Zişur ve zevil idrak tabiri. Tabii zişur ne demek biliyor musun? Altyapısı olmasa şuur olmaz. Mesela dese ki ağaçlar zihayattır. Zihayat olunca denilir mi? Şöyle misal vereyim. Üniversite diploması getirdin. Ya kardeşim biz işe lise diplomalıları alıyoruz. Ama da üniversite diploması getir. Şuur denilince zişuur. Zaten akıl sahipliği. Olduğunu işaret edeceğiz da meleklerle Cenab-ı Hakk'ın konuşması var. Kan dökecek ve fitne yaratacağını mı yaratacaksın? Biz sana ibadet olarak yetmiyor muyuz? Çekinceleri var adamın. Şuurda mertebe var da. Mesela hayvanda da mesela imtihana girmeyecek kadar bir şuur var. Var. Zaten üstad diyor. Şuurlu hayvanatın nazarında diyor. Var. Ve cüz-i ihtiyarları var diyor 24. sözde. Aklın şuuru ve aklın şuuru diye tabir kullanıyor. Evet. Aklınla bağlı olan şuur farklı. Hayvanatın şuuru. Şuur evet. Hayvanatın. Yani mevcudatı burada sıralıyorken cemadat, zihayat yani taş, toprak gibi. Sonra zihayat, bitkiler ayrı bir sınıf. Bitkilerin üstü hayvanlar, hayvanlardan sonra şey melaikeler ve insanlar geliyor. Yani diğerleri sadece zivücut taşlar, vücut sahibi, hayat ve şuur ve üst bedebeler yok. Bitkilere geldiğimiz vakit zivücuttur ve zihayattır, iki kademe. Bitkilerden hayvanlara geldiğimiz vakit zivücuttur, zihayattır, zişuurdur, hayvanlara kadar geliyor şuur. Hayvanlardan insanlara geldiğimiz vakit zivücut, zihayat, zişuur. Ve zi-akıl tabiri kullanıyor. Aynı sıralamayı meleklerde yapıyor. Fakat meleklerde zi-akıl demiyor, zevil-idrak diyor. Hı. Cebrail oysa meleklerin şeyi ya. Fakat işte onlarda idrak tabiri kullanıyor. Akıl, imtihana tabi, cin ve inse kullanıyor. Yani imtihana tabi olanlarda akıl tabiri. Diye dedin aklın sıfatı idrak demiştiniz ya. İdrak. Melaikelerde de zevil idrak tabiri kullanıyor. Burada da yine öyle. Zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Yani meleklere akıl kullanma tabiri mi yok? Ben böyle bir araştırma yapmıştım. Meleklere zi-akıl demiyor, zevil idrak diyor. İdrak sıfatı öne çıktığı için. Öne çıkıyor. Yani mesela akıl imtihana tabi tutanlarda oluyor. Ama aklın görevini gören, yani olaya idrak eden, akıl gibi kavrayan meleklerde zevil idrak tabiri kullanılıyor. O idrak olabilmesi için Ahmet, akıl zemini olması lazım. Çünkü o mesela adam zeki, deha ama aklı yok. Kur'an ya akılın ta akılın diye hep akla vurgu yapar. Ehli dalalet ve zındıka da zekavete vurgu yapar. Kasten yani. Oysa zekavet aklın sıfatıdır. Peki akıl nasıl, niçin kullanmıyor ona? Kur'an'a akıl neye deniliyor? Zeka nereye deniliyor? Çanak anten düşün böyle. Haşa misal için. Güneşe yani uyduya Kur'an olsa. Eğer insanın dima,
Kur'an'a, vahye muhatap olursa olduğu kadar akıllı olur. Kur'an'a muhatap olunca akıl oluyor. Kur'an'a muhatap olmayınca akıl devre dışı yapıyor. Akılları başlarından gitmiş diyor. Zekidir. Zeki ve desas. O zaman melekler Kur'an'la muhatap olmadıkları için o akıl kullanılmıyor. Melekler yani akıl Kur'an'a muhatap olanlar için kullanılan bir şeydir. Hatta akıl Kur'an'a muhatap oldu mu? Kabul etti mi? Sen misin benim kelamıma muhatap oldun? Kafada bir itikat oluşuyor. İtikat kafadadır. Kur'an'a muhatap olan aklın oluşturduğu bir bağdır itikat. Bu doğru itikada da Allah'ın verdiği cevap kalpteki iman. İman kalptedir. İtikat kafadadır. Meleklerde akıl kullanılmamasının sebebi vahye muhatap olma böyle bir serüvenleri, böyle bir vazifeleri yok. Yalnız içerikleri kendisine verilen vazifelerle donatıldığı için yeni bir şey üretmek değil ve Kur'an'a muhatap değil, zevil idraktır. Bir de zişuurdur. Şuur sahibidir yani. Cebrail aleyhisselamın bir unvanı da namustur. Namus demek sırlar sahibi, sırlara emin olan, sırrı saklayan. İsmail abi onlar bir de el tefekkürlemiş melekler. Melekler tefekkür ediyorlarmış. Ediyor. Peki yani akıl İdrak yani onu dememelerinin sebebi... İdrak bir şekilde tefekkür değil mi abi? Evet yani ben şöyle anlıyorum. Kur'an'a, Kur'an aklı öne çıkartırken, aklı öne çıkartırken Kur'an'a muhatabiyet cihetiyle çıkartıyor. Kur'an'la bir muhatabiyetleri olmadığından yani Kur'an'la bir vazifesi o akıl sıfatı değil aklın içerisindeki idrakı çıkartıyor. Sen abi şeyde taakkulün sıfatı bir taraf ya abi. Taakkulün sıfatı evet. Bir taraf özelliği. Şimdi melaikede bir taraflık olamaz. Onlar zaten taraflı. Taraflılar. O zaman o taakkulün bir taraflık özelliği olmadığı için sadece idrak sıfatıyla çalışıyor. Evet. Yani aklın bütünlüğü onlarda o zaman hakim değil ki. Yok. Zihni akıl demiyor. Yani galip değil yani. Zevli idrak sıfatı çalışıyor çünkü bir taraf olamaz o. Çünkü aklın özelliği bir taraf olmaz. Tabii akıl biraz da aslında bir de Kur'an'a muhatabiyet, imtihana tabi tutmak, kaybetme ve kazanma yönetme evet. Yapma falan tabi. O taraf yok onlarda. Şu 15. sözde 29'da bununla ilgili olan yerlerde baktım melaikeleri tanımlamalarında çok güzel. Çok güzel bir şey yakalamış yani. İyice bir nokta var. Evet. Ayet var ya abi melaikeler diyor emre muhalefet hareket etmezler. Ne emretilmişse onu yaparlar. Evet. Ama akıl, güzel yakalamış abi. Evet. Akıl takıldığı zaman sana bir tercih zemini bırakıyor. İstediğini evet. Tercih edebilir ama melaikelerde bu yok mesela. Bu özellik olmadığı için akıl öne çıkmaz onlarda. Evet. Ama aklın vazifesini gören sistemik bu. İdrakları var. Evet. Evet. Hatta işaret-i cihazda itirazvari şey söylüyor. Yani kan dökecek ve fitne çıkartacak iki şey. İnsanı mı yaratacaksın diyor. Cenab-ı Hak işte diyor ki ben onlardan takip ettiğim gayi bilmiyorsunuz diyor. Yani mesela şu eşeğe bir anlam yükleyin. Yani soyutu, soyut denilir bunlara. Bunu ben düşünüp alemimde farklılaştırırım. Soyut denilir. Soyut. Bundan sıyrılmış. Soymuşum. Bu somut. Şimdi bu eşyayı, elmayı, armutu, somutu alemine taşıyıp, anlamlandırıp, vahiy ile muhatap yapıp, harmanlayıp yeni bir hakikati, tefekkürü çıkartmak insana mahsus. Evet, tefekkür aklın bir şeyleri mi? Evet, aklın bir sıfatı. Mesela şu anda anladığım kadarıyla onlar akıl sahibi değilmiş değil mi? Değil, değil. Yani yok, aklı var, zemini var Mehmet. Yani akılın vazifesi öne çıkan şey... Kur'an'a muhatabiyet olduğu için onu çıkartmaz. Kur'an'a muhatabiyet de vazifeli değiller. Onların sistemi zaten akıl sisteminde idrak, şuurdur öne çıkan. Şumurlu bir akıl yok. O zaman yok. Şöyle dedim abi idrakları olduğu için tefekkür ediyorlar. Evet yani akıl olmasa idrak olmaz. Yani o var ama bizim gibi Kur'an'a muhatabiyetleri olmadığı için o tarafı öne çıkmıyor. Yani yeni üreten bir sistemleri yok. O ne emrolunmuşsa onu yaparlar. Yani yeni üreten Kur'an'a muhatabiyeti olacak gibi değil. Ama geneli de böyle değil tabii. Dört melek böyle değil tabii. Onlara peygamber deniliyor. Meleklerin peygamberleri. Çünkü Cebrail denmez. Cebrail aleyhisselam. Musa denmez. Musa aleyhisselam der gibi. Onlar da meleklerin peygamberidir. Peygamberimize Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı sadece getirmekle mi görevliydi? Yani yok. Yok ders veriyordu, soru soruyordu. İsa nedir, iman nedir,
İslam nedir? Soru soruyor, düşündür. Buna mı demek istiyorsun Hasan abi? Cebrail'de akıl var mı demek istiyorsun abi? Var tabii, olmaz olur mu ya? Aklım temsilcisi olmaz mı? Sen ne dersin ya? Aklı olmayana idrak olur mu? Ama burada o konu değil. Burada o konu değil. Zevil idrak bu vücudun içerisindeki kesafetten letafete gidiyor. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Vücut oldu. Vücutların içerisinde en nuranisi zihayattır. Zihayat, vücut, taş, toprak vücudu var. Ama bitkiler zihayattır. Sonra melekler zişurdur. İnsan ise idrak sahibidir. Zidrak sahibi, daha ileri yani. Nuru vücudun nuru olan, vücudun nurunun nuru. Nedir o? Zihayat. Zihayatın ziyası olan zihayat nedir o? Zişurdur. Onun daha özü. Daha zişurun özü sıralamada idrak, zevil idrak oluyor. Mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi ins ve cin gibi şu saray alemin seyircileriymiş. Çünkü cinler de vücut sahibidir. Cinler zihayat sahibidir. Cinler zişuurdur. Cinler de zevil idraktır. Bizim gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَى الْيَابُدُونَ Aha, burada da hafız var. Neydi? Şey, cin sürü. Ne diyor? Ve cinleri ibadet yapması için yarattım diyor. Demek ki idrak etmese ondan bir şey istenmez. Ediyor. Buna iman da ekliyor. Üstad buna yetim mealine iman da ekliyor. İman da ekliyor. Allah Allah. Evet. İbadet ve iman etmen. Tanısınlar ve ibadet. İlla liya'budun dediği halde o liya'budu bana iman edip ibadet etsinler diye. Ha, iman edip ibadet etsinler. O da yok mu orada? Tanısınlar, ibadet, o leti tanıma kelimesi var. Evet, tanımak var abi. Tanıma da var. Tanımak da var. Bana iman etsin, beni tanısın, iman etsin, ibadet etsin mi? Hangi sıralama nasıl acaba? Şualar. Yedinci şuanın başında. Sayfa bu tarafa. Dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-i Kainat'ı tanımak. Tanımak. İman edip ibadet etmek. Ha, tanımak, iman etmek, ibadet etmek. İbadet sonuç. Vay be ustad. Vay. Tanımak, itikat, iman kalp, ibadet bedensel. Vay be. Bak, tanımak ve ma halaktu cinnense ilaleyabudun. Tanımak, iman etmek, sonucu nedir? İbadet. Vay be. İnsan olmak güzelmiş ya. Ama kalabilmek de. Zübeyir abi ne güzel demiş. Demiş ki, herkes nurcu olur ama her uçak kalkar ama irtifayı herkes koruyamaz. Herkes nurcu kalamaz diyor. Hadi bakalım, fazla dağıtmadık. O mahluklar dahi ins ve cin gibi şu saray alemin seyircileri ve şu kainat kitabının mutalacıları. Yani bu alemi, kainatı seyrediyoruz. Bir de semavattaki sakinleri söyledi abi. Nasıl abi şey? Nasıl Resul? Hani bu zevil, itirak, zişur falan zihaya sıkıntı ya. O yukarıdakileri. Yukarıdakileri söyledi. Şimdi. Onlar. Onlar hep bu ins ve cin gibi ya. Bu küreyi arzdakiler gibi diyor. Gibi. Ne yapıyor buradakiler? Şu saray alemin zileri. İki şey yapıyor. Şu kainatın mütalacıları. Seyirci ve mutala ediyor. Dellal da var mı? Saltanat, ha, dellallarıdırlar. Evet, 3 tane. Cinler, insanlar nasıl ki şu zemin yüzünü seyrettiği gibi, mütalaatte gibi, dellallığın yaptığı gibi onlar da semavatta yapıyor. Aynı şeyi yapıyorlar. Evet. Demek ki seyrediyorlar, mutala ediyorlar, dellallık yapıyorlar. Biliyorlar, iman ediyorlar, yani tanıyorlar. Tanıyor değil mi? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Tanıyorlar, öyle mi diyor? Biliyorlar. Tanımak, iman etmek. İman etmek. İbadet etmek. Burada da seyrediyorlar onlar. Mutala ediyorlar. Bir de dellallık yapıyorlar. Kimler? Melaike ve ruhaniler. Kim gibi? İnsanlar ve cinler gibi. Bu dellallık da kim kime dellallık yapıyor orada? Mevcudatın yukarıda geçmişti. Ruhaniler var. Evet. Dellallık yani vazifesi çok geçiyor da. Bugün tevafuk etti, biz de konuşmuş. Dellallık kim kime dellallık? Diğer zişurlara, diğer zihayetlere. Kim diğer birbirimize. Dellallık şey değil mi? Tellallık. Evet. İlancılık değil mi? Evet. Yani kim kime ilan ediyor? Cebrail aleyhisselam mesela hayat gelmesine... Evet, kim kime? Mesela ins ve cinler. Şimdi peygamberin bir vazifesi
mutala ve dellallık değil midir? Mesela sen dellallık vazifen yok mu evde, iş yerinde, toplumda? Yani herkes bizden üstün. Diğerlerine, hem cinslerine. Burada peki rubiyetin sıfatını daha çok buluyor. Rubiyetin dellallığı evet. Daha çok geçiyor. Rab, Allah'ın Rab'lığını... Türkiye'de de o rubiyetin dellallığıdırlar. Peki peygamberin en büyük vazifesi ne biliyor musun? Namaz kılmak değil ha. Kur'an okumak değil. Ne yaptı? En büyük vazifesi nedir? He? Ahlak tamamlayacak. Yok, halik yani... O kendisi şey... Yani ilan etmek mi? Beşeri... Öyle bir şey. İnsan bak... Tebliğ. Tebliğ. Dellallık yani. Osmanlılar'da dellal neydi? Tellal. Dam dam dam. Ey ahali, duyduk duymadık demeniz. Hatta emlakçılık da öyleydi. Şurada şu bina satılıyor. Parayla tutuyorsun. Dellal deniliyordu onlara. Oku ha, merak ettim. Evet, sultanı ezelinin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetin de ortak olsunlar. Ancak o memurlar vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Mesela en başta dört büyük melek, ondan sonra diğer melekler. Yani hem cins mi ilan ediyorlar? Tabii mesela Cebrail aleyhisselam meleklerin o taifenin peygamberidir. Diğerlerine dellallık yapıyor. Şimdi mesela şu anda biz aslında dellallık yapıyoruz. Evet. Mesela demiyor mu semavattaki semavattaki diyor ya kıpte ederler tarzında. Evet. Hani ilan ediyoruz şu anda hayatımızda sadece iyi bir yer hatırladı. Sadece derslerle de değil, insan yaşantısıyla mesela ahlak peygambere üzerine gitmesi dahi bir dellallıktır. Yaşantı. Bak o güzel bir yeri hatırlattı. Benim en çok sevdiğim yer Barla'da. Sema ehli, hem de bu konuya bakıyor. Sema ehli müekkelleri yerin müekkellerine olanlara diyor ki semadakiler, buradakilere gıpta ediyor. Ne mutlu sizlere ki diyor yere ve yerdekilere. Sizin üzerinizde insan denen yani ve iman eden cinlerde dahi. Bir iki kişi, bir iki dakika, bir iki nefes Rablerini bilip bildirirler, sevip sevdirirler. Bir iki dakika, bir iki nefes, bir iki kelam. Dellallık yapıyorlar. O zaman hem cinsine ve melaike semavat oldu. O zaman Cenab-ı Hakk'a da dellallık. Tabii mesela şöyle diyeyim. Birisi namaz kılıyorsunuz ya şimdi. Haberi yok da Müslümanın. Tek başına evde kılıyorsun veya burada bir yerde kılıyorsun. Bütün oradaki Müslüman cinler de oraya gelecekler, mescide şey yapacaklar da bekliyor. Sen ona niyet etsen de etmesen sana dahil oluyor. Onların mezheplerinde insan arkasında kılmakta sevapları bizde nasıl 1'e 27? Onların da 1'e 27 oluyor. Yani, biz de dellallık yapıyoruz diye söyledim yani, onu. Dellallık şimdi hem cinsine, ve cinler diyelim. Hem meleklere. Aslında sanki Cenab-ı Hakk'a esas dellallık yapıyoruz. Görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Evet, göstermek noktasında biz Cenab-ı Hakk'a ilan ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki gör bana göster. Evet doğru. Evet bu da güzel. Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyetine karşı, Allah'ın rububiyetine karşı, insanın takındığı uliyetine karşı dellallık yapıyor. Marziyat-ı ilahi doğrultusunda denilebilir abi. Hani bir misal verir ya, bir asker diyor nasıl ki kumandanın karşısında en güzel elbiseleri, nişanları giyer, ona gösterir diyor. Evet. Biz de Cenab-ı Hakk'a karşı marziyat-ı ilahi noktasında yani. Evet, Allah'a karşı dellallık yapıyoruz. Hem cinsimize yapıyoruz, hem de o meleklerden insan üstün ya o tarafıyla dellallık yapıyoruz. Çünkü o taraf... Şeydi diyordu ya abi, hani küre-i arz, o bayram namazında Allahu Ekber der, tek bir ses Cenab-ı Hakk'a karşı. Bu sefer küre-i arzda hepsi 16. tek bir ses olur. Evet. Cenab-ı Hakk'a karşı. O zaman her yapılan ibadetler, ubudiyetler hepsi böyle geçiyor. Mesela ezan da külliyatta diyordu ya, rubiyeti ilahi. İlandır. Yoksa ezan namaza çağırmak değil yani. Demek ki Allah'ın saltanatı rububiyetine karşı insan dellallık yapıyor, takdim ediyor. Allah'ın uluhiyetine karşı insan ve uluhiyet ve rububiyetine karşı ubudiyetle mukabele etmesi dellallıktır. İnsan gibi onlar dahi. Evet, onlar da yapıyor. Onlar dahi cin ve ins gibi şu alemi sarayın. Yani sadece yıldızlarda değil. Şu yerdeki alemde de insanlar ve cinler gibi onlar da seyircilik yapıyor. Onlar da kainat kitabını mütala ediyor. Onlar da rububiyet saltanatını, dellallığını yapıyor. Yapıyorlar. Gülün
başında dellallık yaptığı gibi, insanın öğretiyle yaşantısı dellallık yaptığı gibi. Tesbihatın sonra aşağıya baktım. Aşağıda da şöyle tanımlıyor zaten. Bu melekler bu seyyare ve iznillahiyle binerler. Alem-i şehadeti seyredip gezerler. Bu merkeplerin tesbihatını temsil ederler. Seyredip gezmek, bindikleri şeylerin, bineklerin tesbihatlarını da temsil ediyor. Mesela yağmur tanesine biniyor. Veyahut da tuyurun hudurun tesbih edilen cennet kuşlarına tut, ta sineklere kadar. Mesela şu anda biz sinek olarak görüyoruz ya, sineğin içine melek giriyor. Sineğin gözüyle bu alemi seyrediyor. Evet. Yani her uçan mahlukun içinde bir melek geziyor. O mahlukun gözüyle bu alemi seyrediyor. Ne diyor? Onların emri hak işlerine giriyorlar. Alemi cismaniyeti seyrediyorlar. O hayatta cesetlerdeki göz kulak gibi duygularıyla alemi cismaniyedeki mucizat-ı fıtratı temaşa ediyorlar. Buraya bile temaşa ekledi zaten. Mütala, dellal, seyirci. Bir de temaşa ekledi burada. Tesbihat-ı mahsusalarıyla. Tesbihat-ı mahsusalarını da ede ediyorlar. Yani melek diliyle hususi tesbihatlarını deryalıya da takdim ediyorlar. Evet. Hani şeyhler ervah dedi sanki o tuyurun hudurun tesbih edilen cennet kuşlarına tut. Sineklere kadar bir cins ervahın bir cins, yani. Evet. Bir cins ervahın ruhaniyet dedi yukarıdaki. Melaike ve ruhaniyet. Yok yani sen melaike diye anlattın ya. Melaikeler girer. Sanki ruhaniyet olarak anlatıyor. Sineklere gireni. Tabii ruhaniyet olarak tabii. Melaike ve ruhaniyet onların kendi aralarında sınırları var. Bir tanesi şey sordum. Çok hoşuma gitti ya. Amerika'da belki hikmet var mı şu anda cayına bilmiyorum. Nerede ders yapmıştık? Şu 17. sözde 17. sözde bu ağaçlar var ya bitkiler şey melaikelerin vücutlarıdır. O zaman dedi ki ağacı biz kesince meleği mi kesiyoruz dedi de. Onu çok hoşuma gitmişti. Ben de dedim yani mesela trafik kazası geçiren bir insan vücudu parçalandı diye ruhu da mı parçalandı? Yani mekanı, bu bina yıkılırsa ben binadan çekip giderim. Ağaç yıkılırsa orada oturan melek gider. Bu vücutta kanserle, trafik kazasıyla, şunla bunla harap olmuşsa, yani trafik kazası ikiye bölündü adam. Ruhu da ikiye bölündü diye gider. Onu hatırlattım. Bir de şu tabiri de kullanıyor. Çok ileri yerlerde kullanıyor abi. 29. sözde. Kelam sıfatından gelenin mümessilleri insanlar olduğu gibi diyor. Evaveri tekviyeniye, o iradesi falan gibi şeriatında mümessilleri melaikelerdir. Evet, o çok güzel. Mesela kelam sıfatı var ya, söyle. Yani kelam sıfatından gelen şeriatın mümessilleri insanlar olduğu gibi irade sıfatına gelen şeriatın mümessilleri de melaikelerdir evet. Yani. Mesela şu doğanın, şu mevcuda, melekler iman ya, şu güneşleri, odunları, taşları, topraklar nedir? Vücut, şey, meleklerin vücutlarıdır. Yani bu ruhun buna uygun değil ama ruhun burada bu şekilde bulunuyor. Bu bedende bulunuyor. Ağaç şeklinde, şimdi o ağaç gördüğün şey melektir aslında. Donmuş melek. Nedir o? Alem misaldeki şekli de öyleymiş. Öyle. O meleğin şekli de öyle, evet. Aynen. Alemi misalde, alemi gaybde o ağacın müekkel melaikesi o ağacın şeklindedir. Tepecikteydik, çocuklar geldi ertesi gün derse, heyecanlılar, yaz kursunda çocuklar. Dedik ki şey, bugün Abdurrahman abi bize şey melekleri gösterecek dedi. Bir gün önce söylemiş ki yarın derse gelin demiş, melek dersi var size melekleri göstereceğim. Ha, Abdurrahman mı demiş çocuklar melekleri göstereceğim. Benim şey gibi oldu ya, ben şeytan göstereceğim gelin dedim de. Ulan her taraf dolmuş taşmıştı. Melaike iman erkanı imandandır yani. Tabii yani. Şöyle baktığı zaman tamam, peygamberi görüyoruz. Kitabı görüyoruz. Allah'a da hissediyoruz, zevk ediyoruz, biliyoruz. Nerede yani? Ama bu şekilde şu 29. sözde gerçekten yani melaikele iman çok inkişaf ediyor bu manada. Daha o melaikelerin ispatı gelecek ki. Evet. Aa işte. Bunun melaikesi bu. Acayip. Mesela ağaç bir melek ama yaprağa da ayrı bir şey var. İçinin içi. Yaprağın da müekkeli ayrı. Yaprağın içerisindeki hücre de ayrı. Hepsi ayrı. Ama o melaikelerin toplam birbirine giydirilmiş. En son bir tane bir melaike ağaç. En son onların bütün maraşalı şey Mikail Aleyhisselam. Komplesinin cemi Mikail Aleyhisselam ki ikinci şu anda kainatın şu gözüken kainatın vücudu İsrafil Aleyhisselam'dır diyor. Şu İsrafil Aleyhisselam'ın vücudu merak mı ediyorsun? Kainat onun vücududur. Şimdi onun biz neyin içindeyiz?
İsrafil Aleyhisselam'ın içindeyiz. Şu anda İsrafil Aleyhisselam'dayız. Demiştiniz de İsrafil Aleyhisselam. Bir nefes alıyor, bir de verecek. İşte İsrafil Aleyhisselam nefes aldı, varız. Öfürecek. Bitti. Ne o kadar? Kainatın ömrü o kadarmış. Nasıl o kadar? Herkes, mesela yeni doğan çocuk çok çabuk alıyor ya. Büyüklüğüne göre nefes alıyor. İsrafil Aleyhisselam nefes alması, kainat kuruldu. Verdi, bitti. Öflediği zaman. Son nefes. Üfürmesi o. Epey zaten o kadar yaşıyoruz yani. Nefes almak için Allah lazım da. En zoru nefesi vermek. Yemek yemek. Sonra haşirde bir daha üfleyecek ya, o zaman tekrar. Evet. Sonra öteki alem başlayacak. Daha nefes yapmayacak. Ha evet, kadar geleyim. Külli ve umumu ubudiyetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Bir daha okuyayım şunu. Külli ve umumu ubudiyetleriyle külli ve umumi. Külli ile külli farklı. Girmeye gerek yok değil mi? Girmeyeyim. Ve ile kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını onlar temsil ediyorlar. Evet'te kaldık. Dün de evet'te kalmıştık. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yani 12 ile 1 arası sesli Kur'an okuma şeyimiz Ahmet. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. El-Fatiha, temas, salavat.